Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz 1 litrelik atmosferik motoruyla Seat Ibiza. Ibiza videosu için bugün Kayseri'ye geldik. Konuğum olan otomobil 2021 model 1 litrelik MPI yani atmosferik beslemeli çok noktadan enjeksiyonlu bir motora sahip olan Seat Ibiza. Ibiza ilk defa 1984 yılında üretime başlanan bir modeldi. 93 yılında ikinci nesli ve 2002 yılında da üçüncü nesli üretime başladı. Dördüncü nesli ise 2008 yılında tanıtılmıştı. Biz üçüncü ve dördüncü neslini çok yakından tanıyoruz zaten. Tabii bu beşinci neslini de yakından tanıyoruz. Bu otomobil ise 2017 yılı itibariyle üretimine başlanan Ibiza modeli. Araç Style donanım paketiyle konuğum oldu. Ve üzerindeki motor 80 beygir güç 93 Nm tork üretiyor. Bu motor 1 litre TSI motorların turbosuz versiyonu yani bütün karakterleri oldukça birbirine benziyor. Aracın ağırlığı 1100 kilonun altında 1050 kilo civarlarında 40 litre depo kapasitesi sunuyor. 355 litre bagaj hacmi sunuyor ve 0-100'de manuel şanzıman ile beraber 15.3 saniye. Style donanım paketi çok hoş bir donanım paketi değil. Diğer markaların satmış olduğu dolu donanım paketlerine yakın bir donanım seviyesi var bu otomobilin. Ve fiyatları makul. Fiyatları nasıl makul? Şöyle söyleyeyim. Bu otomobil geçen yıl yani 2021 yılında 160 bin lira, 170 bin lira, 180 bin lira civarında fiyatlara satılıyordu. Bu sene ise yine 400 bin lira bandına neredeyse 0-1 Seat Ibiza satın alabiliyorsun. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde halojen farları var ama bunlar LED far gibi duruyor. Altta sis lambaları, ön tarafta yine bakın burada çarpışma önlemenin radarı var ve burada standart Seat panjur ve logosu yer alıyor. Rengi gerçekten çok güzel. Kırmızı bir rengi var. Seat markası bu kırmızı renk işini güzel yapıyor. Kaputta oldukça güzel çizgiler var. Şöyle yandan gösterirsem daha net görürsünüz. Arabaya birazcık sportiflik katıyor. Yine çok kollu 185-65-15 jantları var bu otomobilin. Farklı donanım paketlerinde. Bunlara mesela farları falan vardı. Onlarda da daha büyük jantı alabiliyordun ama şu an bizim olayımız uygun fiyatlı yepyeni bir otomobil alabilmek. Bu videoyu yapma amacım da böyle bir otomobil var. Eğer bu paralara bir otomobil bakıyorsanız bu bence çok mantıklı bir tercih. Bu otomobili de yönelebilirsiniz. Aracın dikiz aynaları Leon'larla aynı. Herhangi bir şeyden kaçılmamış. Burada yine aynalı LED sinyal lambaları var üzerinde. Bu dikiz aynaları da oldukça güzel gözüküyor. Yan tarafta derince bir omuz çizgisi var. Farlardan başlıyor. Arka kapının ortasında bitiyor. Orada bir Z yapıp arkaya farklı bir omuz çizgisi devam ediyor. Bu o yıllarda üretilen Seat'ların neredeyse tamamında vardı. Yeni Seat'larda da bu dizayn kullanılıyor her zaman. Arkasına geçtiğim zaman arkada bir Ibiza yazısı, bir Seat logosu görüyorsun ve halojen farlar aynı zamanda arka park sensörleri mevcut. Bagaj kapağını logodan açabiliyorsun. 355 litre bagajın içi B segmenti için bence oldukça kaliteli. Çok güzel gözüküyor. Bak buralar falan hep kaplamayla yapılmış. Normalde bu segmentte buralar plastikle bırakılıp geçiliyor ama ben bu otomobilin kalitesini beğendim. Bagaj kapağının üstündeki kaplama tam bir kaplama değil ama burada en azından plastik bir kaplama olması güzel. Çünkü bu araba bayağı makul bir fiyata satılmıştı. Arkasına bir geçelim. Bakalım burada neler var. Tabii kapı hissiyatları muhteşem değil ama kötü de değil. Üstler sert, buralar sert plastik. Buralar böyle çok kaliteli malzemeden de yapılmamış. Şurası plastik bir kaplamayla yapılmış. Dört camı tek düşle inip kalkabiliyor. Arka kapıcı gözleri de mevcut. İçine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsun. Koltuk kumaşlarını ben beğendim. Kalitesi bu segment ve bu fiyat için gayet yerinde. Diz mesafesi şöyle 3 parmak civarında. Baş mesafesi ise aşağı yukarı 5 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Ibiza'da dikkatimi çeken bir detay. Herhangi bir tutamak yok. Yani tavan dümdüz geliyor. Tutamak falan bulunmuyor. Ayarlı emniyet kemeri mandalı bulunmuyor ama perde hava yastıkları var. Enkep'ten de 5 yıldızı var bu otomobilin. Ortada büyükçe bir şaft tüneli var. Aynı zamanda ileride bir kovalık, onun önünde bir göz ve onun önünde bardaklık olarak konsol ileri doğru bu şekilde devam ediyor. Öne geldiğimde yine burada kapılar biraz daha ağır ama muhteşem bir hissiyatı yok. Kapı üstleri sert plastik. Şuralar suni deriyle kaplanmış. Yine burada da 4 cam otomatik ve ayna kapama bu otomobilde mevcut. Yine kapıcı gözleri sınıfı için gayet yeterli boyutta. İçeri baktığımda yine arkadakilerle aynı döşemeye sahip oldukça rahat koltukları var. Koltukların döşemeleri mesela Polo kalitesinin bir tık altında ama segmentindeki diğer rakiplerinden rahatlık olarak da daha iyi. Clio'dan daha iyi mesela. Clio'yu RS almazsam veya i20'den daha iyi hissettirdi bana. Burada derinlik yer var. Sol ön tarafta sadece bu var. Sağ ön tarafta derinlik ayarı mevcut değil. Şuradaki Seat yazıları güzel detay. Hep hoşuma gitmiştir. İçerisine geçtiğimde burada havalandırma menfezi, otomatik far ve far yükseklik ayarı buradan yapılıyor. Yine sinyal kolunun üzerinde hız sabitleme ve limitleme sistemi var. Aynı zamanda dediğim gibi bu otomobilde çarpışma önleme sistemi var. Onu da buradan kontrol edebiliyorsun. Direksiyonun deri kaplı. Leon'larda kullanılan direksiyonla aynı direksiyon. Derinlik ve yükseklik ayarı da mevcut. Ortadaki kadran yine firmanın yıllardır kullanmış olduğu bir kadran. Ortası siyah ekranla geliyor. Burada uyarıları görebiliyorsun. Hızı görebiliyorsun. Yağ sıcaklığını görebiliyorsun. Oldukça detaylı bir yol bilgisayar ekranı var. Uzun süreli tüketimi de şöyle göstermiş olayım size. Gerçekten tüketim anlamında mantıklı bir otomobil. Ortaya geldiğimde bakın buralar
sert plastik malzemeyle bezenmiş. Çok kaliteli hissettirmiyor. B segmenti gibi hissettiriyor. Havalandırma menfezleri. Burada yeni tip ekran var. Bu Seat'ın yeni tip ekranı. Buradan otomobil ayarlarına işte sürüş puanı alabiliyorsun. Full link bu otomobilde açık değilmiş. Menüye girdiğin zaman burada araç ayarlarına işte asistanlara falan ulaşabiliyorsun. Bluetooth telefon bağlantın var. Alta indiğimde burada bir SD kart girişi görüyorsun. Zaten Bluetooth telefon olduğu için her şeyi onun üzerinden halledebiliyorsun. Onun altına indiğim zaman burada dijital çift taraflı bir klima var. Burada iki tane USB Type-C çıkışı. Burada bir göz. Beşli deri şanzımanın kolu hemen arkasında. Bu deri kaplı bir kol. Stop start tuşu da var ve arkasında bir tane deri kaplı el freni yer alıyor. Sağda torpido gözü bu şekilde. Yukarıda bir tereyi var, rafı var. İç kısmı da böyle. Burada ışıksız makyaj aynaları ve otomatik kararan iç dikiz aynası da yer alıyor. Aydınlatma sadece ön tarafta var. Ibiza'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım ve sürüşe geçelim. Utku hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kardeşim Ibiza'nın içerisindeyiz. Ya bu 1 litre atmosferik Ibiza'yı ben bir video başında da söyledim. Bayağı bir aradım. Çünkü özellikle geçen sene çok aramıştım. Geçen sene fiyatı çok iyiydi. Siz de o dönemde almışsınız. Bugün 2 tane Ibiza çekeceğiz. Bir tane de şeyimiz var. Bunun 2 katı güçlü olan versiyonumuz var. Onu çekeceğiz. Bu arabayı ne zaman aldınız? Bir hikayesini dinleyelim bakalım. Biz 2021 Nisan ayında aldık. Tam kapanmadan önce aldık. Tam arabayı aldık. İşte arabayı teslim aldık. Herhalde çarşamba günüydü. Perşembe günü tam kapanma oldu. Hı hı. O zaman aldık. Bizim önce bir arabamız vardı. Kaza yaptık. Pert oldu. Sonra o dönemde acele ettik. Hani bir araba 301 alalım. 301 mi demiştin ona? Evet. 301'den buna geçince ne hissettin ya? Onu da çok merak ediyorum. Ya o arabanın motoru biraz daha hızlıydı tabii. Bu da güzel bir araba. Hani bu daha konforlu, daha rahat, daha oturaklı. Bunun konforu onun motoru diyorsun. Evet. Tabii bir de onda motor insanın kucağında dönerdi. Hani o arabada motor insanın kucağında dönerdi. Çok sesli çalışıyordu. Hı hı. Bu motor da sesli ama onun kadar sesli değil. Anladım. Peki ne kadar almıştınız ayıptır sorması? O dönemde 160 bin liraya almıştık. 160 bin lira güzel para. Şimdi şu an 400 küsür bin liralara satılıyor. Hatta makyajlandı bu araba. Ama donanım seviyesine baktığın zaman 1 litre atmosferik ama gerçekten donanım seviyesi gayet yeterli bu fiyat için. Çünkü ya bugün mesela 1 litre atmosferik yine gitsen Clio alsan, boş bir Clio alsan aşağı yukarı bu parayı ödüyorsun. Hani kendi segmentinde, kendi skalasında fiyatı makul olan bir araba. Ama tabii 400 bin lira, 500 bin lira dediğim para çok bir para. Evet. Ama otomobil fiyatları maalesef ki ülkemizde böyle 22 bin dolar civarında bir para yapıyor işte bu arabanın fiyatı da. Vergileri ve nakliye çıkarsan yüksek ihtimalle Avrupa'da da 9 bin euro civarında, bir 8 bin euro civarında bir paraya satılıyordur. Bizde de aşağı yukarı vergilere, nakliye çıktığın zaman o paralara denk gelmiş oluyor. Şimdi Ibiza'nın içerisine geçtiğim zaman koltuklar rahat, dediğim gibi B segmenti için gayet iyi bir koltuk seviyesi var. Görüş açıları çok çok iyi. Yan aynalar, orta ayna gerçekten ideal. Bu otomobilin Polo'ya göre kalitesi biraz daha zayıf. Nerede zayıf? İşte konsol kaplamalarında, gerçi yeni Polo'larda da çok aşırı kaliteli değil ama yumuşak yerler var. Bunda onlar yok. İşte tavan döşemesi mesela bir tık daha zayıf hissettiriyor. Kumaşları bir tık daha zayıf hissettiriyor ama kendi segmentinde diğer otomobillerle kıyasladığın zaman zayıf değil. Polo'yla kıyasladığın zaman evet ona göre bir tık daha zayıf ama fiyatı da ona göre daha makul olan bir otomobil. Bu araba 1 litre turbo otomatik versiyonuyla çok fazla satıldı zaten ülkemizde. Sebebi yakıt tüketimi ve otomobilin yeterliliğiydi. Şimdi 1 litre atmosferinden de çok fazla var. Bunun da sebebi yine yakıt tüketimi ve yeterlik sıralamasında aşağılarda da olsa en azından yeterli kabul edilebilmesi. Arabanın içerisinde biraz yüksekte oturuyorsun. Çok koltuğu yükseğe almadığın sürece kaputu göremiyorsun ama biraz yüksekte oturuyorsun. Bu da biraz güvenli sürüş hissiyatı veriyor sana. Normal şartlar altında alçakta oturmayı severim ama bir otomobil yorumcusu, otomobil gazetecisi olarak yorum yapmam gerektiği zaman yüksekte oturabildiğini anlatmam gerekiyor. Çünkü insanların büyük bir kısmı, bu otomobilin kullanıcıları bunu merak ediyorlar. Bu otomobilde istediğin kadar alçakta ve istediğin kadar yukarıda oturabiliyorsun. Koltuğun ayar skalası gayet yerinde. Üzerindeki motor, evet, bu motora neyin hatırına katlanırsın? Yani performansı çok mükemmel değil. Neyin hatırına katlanırsın? Şurada görünen verinin hatırına katlanırsın. Burada diyor ki bana 519 kilometre 12,5 saatte ortalama 42 kilometre saat hızla yaktığın yakıt tüketimi 5.5 litre 100 kilometrede ve senin uzun dönem ortalaman 2900 kilometre civarındaki ortalaman da 6 litre şehir içi ve dışı. Gerçekten yakıt tüketimi ciddi avantajlı. Hatta bu otomobilden bir tane de kuzeninde varmış. Siz de ondan şey yaparak almışsınız, evet, bu arabayı. Ondaki LPG'liymiş. Ben onu merak ediyorum. LPG'de sorun yaşadın mı hiç? Hiç yaşamadı arabası. 100 binde dedin değil mi? Evet, 100 bin kilometrede.
O da garantisi bittiğinde işte ilk muayeneden önce taktırmıştı arabası. Çok yüksek kilometre değildi. 40-50 binde falandır bence. Hiçbir sorun yaşamadı ve o da bayağı uzun yollara gitti. Kuşadası'na gitti, Didim'e gitti, her tarafa gitti. Hiçbir sorun da yaşamadı. LPG'de de kullanılabiliyor. Yani daha da az yakabiliyorsun. O da güzel bir avantaj. Şimdi Ibiza'nın biraz konforundan bahsedelim. Ibiza'nın süspansiyon yapısı. Önde makbersiyon, arkada torsiyon geliyor. Tabii bagaj hacmini falan büyütmek isteyen firmalar torsiyonu çokça kullanıyorlar. Bu sınıfta da mantıklı. Çünkü daha gelişmiş bir süspansiyon sistemi kullandığın zaman, daha kaliteli iç mekan kullandığın zaman fiyatı C segmenti fiyatı oluyor. Bu sefer kimse almıyor. B segmenti ise B segmenti fiyatına satılması lazım. O yüzden bazı şeyleri B segmenti gibi olması lazım. Araç zaten dışarıdan baktığın zaman da Polo'ya çokça fazla benziyor. İçerisi tabii ki tamamıyla farklı. Süspansiyonları çok yumuşak değiller. Biraz sertçe diyebilirim. Bozuk yola girdiğin zaman yolda olan biteni hissediyorsun ama sesli çalışmıyor. Mesela paldır küldür çalışmıyor ama olanı biteni hissediyorsun. Çok böyle bozuk bir yere girdiğin zaman süspansiyon çalışma alanının bittiğini hissediyorsun. O zaman vuruntu yapıyor yani. Pat küt. O orada çıkartabiliyor ama. Bununla gireceğin engebeli yol zaten sınırlı. Yani bunu onun için almıyorsun. Daha çok asfalt yolda kullanmak için satın aldığın bir otomobil bu otomobil. Onun dışında normal yolda giderken zaten hiçbir problemi yok. Gayet rahat hissettiriyor. Sıkı da hissettiriyor aslında. 15 jantlara rağmen öyle kötü falan hissettirmiyor. Direksiyon tertibatı yeni Seat'ler gibi. Yani baktığın zaman net bir direksiyon tertibatı var. Direksiyonunu seviyorsun. Böyle önüne aniden bir şey atladığı zaman, kırdığın zaman seni mahcup etmiyor. Ama şöyle bir şey var bu arabada. Jantlar da biraz küçük olunca bu otomobilde yani direksiyonu kırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ama bir tık arkada oynaklığı hissediyorsun. 301 kadar değildir bundaki evet. Oynaklık. Daha iyi. Ama o oynaklığı yine hissediyorsun. Çekiş kontrol sistemi, ESP sistemi güzel devreye giriyor. Direkt özellikle önden giriyor böyle seni toplarken. Lak diye topluyor, çıkartıyor. Yol tutuşu da normal yolda giderken yani 120, 130, 140 hiç seni mahcup etmiyor. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Sadece ani denge bozuşlarında evet belki Polo buna göre bir tık daha iyidir. Ama onun dışına baktığın zaman Fiesta dışında ya bundan çok iyidir diyeceğin bir araba da yok. Aşağı yukarı bu segmentin standardı böyle. Bu otomobil de bu standartta. Sadece Clio'nun RS'leri mesela güzeldi. Yol tutuş ve motor olarak çok hoşuma gitmişti bu segmentte. Bu otomobilde yine yakın yani bir Clio'dan veya bir i20'den aşağı kalır bir yerin yok. Gayet rahat uzun yolculuk yapabileceğim bir otomobil. Şimdi şöyle duralım, yolda boşken bir gazlayalım mı, ne diyorsun? Tamam. Ondan sonra da yalıtımından bahsedelim. Gazlamışken onu da anlatmış oluruz. Biz bunu aldığımız dönemde kardeş Polo ile arasında 20-30 bin lira fiyat farkı vardı ama onda çarpışma önleyici yoktu. Tabii bu donanım olarak da avantajlı bir evet. Araba. Basıyorum. Çelik jant yoktu. Evet. Altı bin 500'e kadar çeviriyor. Yetmiş altı. İlk gaza basınca böyle iyi bir atılıyor ama. Özellikle birinci vitesi çok güzel. 100. Direkt mi? Direkt. 120. Mesela 120 kilometre, 120 kilometre hızda 5. viteste 3500 devirde gidiyor. Tabii 1 litre olunca, torku da az olunca ne yapıyorsun? Bu sefer devir bandını biraz yüksek tutman, kısa tutman gerekiyor. Çünkü araba uzun yolda hani sürekli alt vitese düşme isteğinde bulunmasın senden. Rahat bir şekilde gidebil diye. Ama mesela şu an 110'da gidiyorum. 110'da çok ciddi bir motor sesi gelmeden ilerleyebiliyorum 3500'lerde. 3500'ün sonrasında yani 120'den sonra birazcık motor sesi geliyor arabanın içerisine. Eskinin 1-2'leri gibi düşünebilirsin bu otomobili ortalama olarak. Hem performans olarak benzer bir performans sunuyor. Hem de çünkü arabalar da biraz hafif. Hem de buradaki devirde gördüğün, motordan duyduğun ses olarak benzer şeyler sunabiliyor. Araba zaten bir performans arabası değil aslında. Yakıt tüketimi arabası. Yakıt tüketimi düşük, vergisi düşük, şehir içinde daha rahat kullanabileceğin, kolay kolay arıza sıkıntı vermeyecek ve güzel hissettiren bir otomobille beraberiz açıkçası. Yalıtıma gelecek olursak bu otomobilde yol sesi var. 50-60 km hızdan itibaren gelmeye başlıyor. Motor sesi geliyor, vites değişimlerinde geliyor. Egzoza, mesela arkaya gidiyorsun bagaja bir şey koyma, egzozdan 3 silindirli sesi geliyor. İşte ama arabada çok titreşim yok. Yani o dikkatimi çekti. Böyle sağa solu çok fazla titremiyor. Bu motorun tek kronik problemi motor kulağı. Çok titreşimde çalıştığı için üstteki sağda olması lazım. Motor kulağı da biraz erken bitiriyor. Onu 1,5-2 senede bir değiştirip devam ediyorsun. Tabii yaptığın yola da bağlı bu.
Onun dışında böyle bilindik çok ciddi bir kronik problemi falan yok. LPG'de kullanmazsan ömürlük araba dediğin şey aslında bu. Seni bir yerden bir yere rahat bir şekilde götürebilecek bir otomobil. Ve maliyetleri de düşük olan bir otomobil. Yani taşıma veya ulaşım amacıyla kullanacağın bir vasıta istiyorsan, sana da güzel bir kalite hissettirsin istiyorsan bu. Encap'ten 5 yıldızı var, 6 tane de airbag'i var. Onlar güzel detaylar. Bu sınıfta yine her marka ve modelde bunu bulamıyorsun açıkçası. Şimdi senin birazcık tecrübelerini dinleyelim. Nasıl, memnun musun bu arabadan? Ben memnunum gayet. Yakıt tüketimi de güzel. Aslında öğrenciler için ideal de bir araba. Alırken özellikle kırmızı aldım zaten. Diyorsun ki bu otomobil hani biraz daha ucuz olsaydı bütün öğrenciler keşke buna binseydi. Evet. Ya 1.6 dizellerden bence az yakıyor hatta. Şey, dizel pahalı olduğu için ortalama az yakıyor. Özellikle İç Anadolu bölgesindeyseniz kışın 301'den çok çekiyorduk. Araba ısınmıyordu. Ya bayağı 10-20 kilometre gidiyorduk ya araba ısınsın. Bayağı marşa vuruyorsun 3 dakika sonra ısınıyor. 3 dakika sonra ısınıyor, gayet güzel. Ibiza'nın 1 litre atmosferi böyle bir arabaydı. Peki bu arabanın sevdiğin yanı? En sevdiğin yanı onu sorayım sana. Güzel duruyor. Yakıt ekonomik. Her yere girip çıkabiliyorsun. Bir daha olsam bir daha alır mısın bundan? Alırım. Alırım. Net alırım diyorsun. Peki evet. Turbolusunu alma şansın olsa? Onu tercih ederim tabii. Ama onda çünkü benzer bir yakıt tüketim var bunda. Evet, ilk alırken dediler hani bir motor araba uzun yola gitmez, şey yapmaz. Biz gayet her yere de gittik. Hiç de bir sorun çıkartmadı. Gayet uzun yolda da stabil 100-110 kilometreyi koruyabiliyorsun. Peki ilk bakımını yaptırdınız mı? Yaptırdık. Ne zaman yaptırdınız? Mart ayında. Mart ayında ne kadar para ödediniz? 2800 lira. Biraz bakımı yüksekmiş. O da hava filtresinin değişmediği halde. Aa, bakımı yüksekmiş birazcık. Yani yakıttan tasarruf ediyorsun ama bakıma biraz para veriyorsun. Ben çünkü Tucson'unkini geçen ay yaptırdım. Ben de 2800 lira ödedim. Mart'ta şimdi arasında ciddi bir enflasyon farkı var. Bakım maliyeti yüksekmiş. 15.000'de bir değil mi bakımda? Evet. O en azından güzel bak. 15.000'de bir bakımın olması güzel bir detay. Ibiza'dan böyleydi. Ben de çok merak ettiğim, kullanmak istediğim bir arabaydı. Dönem dönem 1 litre turbo otomatiğine çok baktığım bir araba. Ya alsak işte uygun yakıt tüketimi var, binsek bize yeter falan diye düşündüğüm arabalardan bir tanesiydi. Utku, teşekkür ediyorum sana. Babana da teşekkür ediyorum. Onunla da tanıştık az önce. Sağ olsun. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.